Üniversite onayından bahsediyorduk hocam. Onu biraz detaylandıralım lütfen. Tabii. Şimdi biz tüm bu anlatımlarımızda kalmadık ve herkesin daha iyi kavraması için mesela genelde kullanıcılar da şunu yapıyor. Ya işte Ahmet sen bir kullan, memnun kalırsan bak ben de alayım. Madem öyle biz de bir şöyle yapalım, böyle yapalım gibisinden. Biz bunların hepsini ortadan kaldırmak için üniversiteye ürünlerimizin hepsini aldık, götürdük. Evet. Burada Denizli'de Pamukkale Üniversitesi'ne dedik ki bunlar bizim filtre sistemlerimiz, patenti bize ait. Ve dedik ki biz şu iddialardayız, kullanma talimatımızda da vurguladık. Evet. Bu da bizim talimatımız. Hocalarımıza dedik ki bu kullanma talimatımızla bu ürünlerimizi kullanın. Tam bir yıl kullanın. Ve bu bir yıl boyunca talimatın dışına çıkmayın. Evet. Talimatımızda neler var? Suyu doldurduğu andan itibaren madde madde yapılacakların hepsi yazılı. Buradaki yazıların hepsini hocalarımız aynen uyguladı. Ve dedik ki dip çekimi kesinlikle yapılmayacak. Tam bir yıl boyunca. Evet. Test boyunca. Ve su değişimi de yapılmayacak. Ve hatta biz çıtayı daha da yukarıya kaldırdık. Kendi çıtamızı daha da yukarıya aldık. Akvaryumun üstündeki kapağı tam sıfır yaptık. Buharlaşmayı da engelledik. Buharlaşma dahi yok. Aynen engelledik. Su ekleme yok. Aslında buharlaşma yaşaması lazım her akvaryumun. Buharlaşıp yerine buharlaşan ilave edilmesi lazım. Mesela bu bir su değişikliği kendi değildir. Kendi şartlarınızla zorlamışsınız yani. İlave edilen su, su değişimi değildir. Evet, su evet. değişimi bir yerden suyu alıp atmak yerine başka bir su koymak. Hala bunu dahi kavramayan kişiler var forumlarda. Ya diyor mesela hiç mi su buharlaşmadı? Ya su buharlaşabilir, o bir ilavedir. Ama bu sırf yanlış anlamayı kaldırmak için biz buharlaşmayı da yok ettik. Ve bir damla su buharlaştırılmadı. Ve bir yıl boyunca su değiştirilmedi, ilave de yapılmadı. Bir yılın sonunda dip çekimi de yapılmadı. Bir yılın sonunda bazı değerler ölçüldü. Aynen. Suda ve üniversite her şey yolunda mı? Her ay bize amonyak, nitrit ve nitrat değerlerini çıkarın. Her ay. Her ay. Evet. Ve bu değerleri aldık. Amonyak sıfır. Amonyak sıfır. Hiçbir zaman yükselmedi, sıfırın üstüne çıkmadı. Daha sonra nitrit, nitrat da ölümcül değerlere hiç çıkmadı. Burada hepsi belirli bir seviyede kaldılar. Yani bir yılın sonunda akvaryumdaki balıklar hala sağlıklı aynen. bir şekilde yaşar tabii. bir vaziyetteydi. Ha, testi biz kaç litre akvaryumda yaptık? Tam 280 yani 300 litre bir akvaryumda yapıldı. Ve 25 watt farz edin motor kullanıldı. Ve flora filtremiz, monera filtremiz, plazyumlarda kullandığımız sistem ve flora ve monera ikisi birlikte de yapıldı test. Ve bu dördü de dört dörtlük başarıyla geçti. Evet, buradan acaba şimdi, diyenlere yalan mıdır, doğru mudur, inanamıyorum diyenlere aynen. ispatını tabii. sunmuş oluyoruz. Yani şimdi siz benim yerimde olun, buraya oturun ve böyle bir ürün geliştirdiniz Yalçın Bey. İnsanlara anlatıyorsunuz. Başka ne yapabilirsiniz? Üniversite tesisinde yaptırdık. Ve diyoruz ki her satılan ürün ister Alman olsun, ister Amerikan, ister Çinli. Üniversite tesisinden geçerse satışa çıksın. Bu gayet hangi firma çünkü bu iddiaya girebilir? Ürününe güvenen şimdi firmalar herhalde. Buna girdiğimiz zaman İşte falan YouTuber şunu dedi, falan işte kişi böyle video çekenler var sosyal medyada. İşte kişi balık üreticisi olarak görünüyor ve orada bir ürünü övüyor ya da birini dövüyor. Şimdi bu kişilerin yaptığı anlatım ne derece doğru? Çünkü birçok kişi benim videolarım fazla izleniyor diyerekten bunu aleyhe kullanmaya başlıyor. Biliyorum, hatta yani bazıları size direkt telefon bile açabiliyor. Ve diyor ki senin ürünü ben översem şöyle satışını arttırırım. Bana diyor şunu verir misin? Siz şimdi söylemiyorsunuz ama ben biliyorum. Sizin ürünleri bilerek önce dövüp hatta kötüleyip sonrasında sizden ben bunu geri alırım, toparlarım, överim. Evet. Ama şu kadar para verirsem ama diyen kuruluşlar da biz asla girmiyoruz bunların hiçbirine. Çünkü bizim ürünlerimizin ne övülmeye ne dövülmeye hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bu evet, tarz evet, kişiler evet. tarafından. Evet. Ama biz her kullanıcımızın doğru kullanarak bu sonuçları, üniversitede yaşanan bu sonuçları herkes yaşayabilir. Bu üniversitede yaşanan sonuçlar sıfırdan yeni kurulan akvaryum olarak düşün. Yani sıfırdan. Yani evet, gömlek evet. en baştan bizim
bahsettiğimiz gibi giyilmiş. İlk düğme doğru iliklenmiş, diğer düğme doğru ve iki yaka bir araya gelmiş. Ama kurulu akvaryumlar bahsettiğim gibi farklılık gösterir. Oradaki biyolojik yapıya göre ya 3 saat sonra biyolojik denge mükemmel oturur ya da 30 gün sonra ya da 30 gün geçse de oturmaz. Çünkü bozulduysa oradaki tüm dengeler alt üst olduysa gene düzelmez. Siz ürünü üretmişsiniz. Bu ürünün hangi şartlarda en doğru sonucu vereceğini tabii belirlemişsiniz. Bunu da insanlara sunuyorsunuz. Bunu anlatan şaka gibi dünyada tek firmayız. Bu şartlar dahilinde. Tabii ki. Mesela şu an gidin 8000 lira filtre alın. İçinde tek bir kelime anlatımı yoktur. Suyu doldurduktan sonra neler yapacağınızı Alman size anlatmıyor. Çinli de anlatmıyor. Tenezzül dahi etmiyor ama neden etmiyor? Soran yok. Evet. Yani soran olmayınca da bu böyle gidiyor. Hocam şu insanların aklına şu gelecektir. Yani bütün dünyada çözülememiş ya da bu kadar ucuza çözülememiş bir konuyu siz çözmüşsünüz. Aynen. Bakın bir de şöyle ilginç taraf var. Hayır, siz artık bütün dünyaya mal satıyor ve herkes sizin ürünlerinizi kapış kapış alıyor ve sizin zengin olmuş olmanız lazım. Olmuyor. Neden olmuyor ondan çünkü, anlatayım. Evet, yani bu düzenin değişmesini istemeyen büyük üreticiler ve toptancılar var galiba, değil mi? Yok, toptancıdan ziyade satıcılar da istemiyor.